Evet arkadaşlar, bugün şimdi güneşlenme modunda olduğum için burada çok fazla kendimi de göstermeyeceğim. Etrafı size böyle gezdirerek bahçemi biraz size alevilikten bahseder. Evet. Alevilik tabii ilk tanışmamız İstanbul'da oldu. Dergahlarına gittik. Çok gençtik o zaman. Ya bunlar ne yaparlar, ne yerler, ne içerler merak ettik, baktık. Günümüze kadar epey bir Alevi arkadaşımız oldu, komşumuz oldu. Sonuç olarak etüt etme fırsatım oldu. Nasıl insanlardır, nedir? Bunu gördüm. Bu arada da tutları götürüyorum. Kusuruma bakmayın. Gelin misafirim olun. Siz deyin yani. Ne yapayım şimdi? Yiyorum yani. Evet. Vallahi var ya, çatır çutur hepsi dökülüyor yerlere. Evet arkadaşlar. Şimdi Aleviler kimdir? Size tarihçesinden bahsedecek değilim. Alevilerin. Zaten onu internette bulabilirsiniz. Kimdirler, necidirler, nereden gelmişlerdir? İşte tarihçesine bakarsınız. Benim bahsedeceğim. Ben bir deist olarak hangi grubu daha yakın bulurum? Hangisini ne bileyim desteklerim, icap ederse hangisi bana uyar? Yani bir deist bir insana hangi grup daha uygundur? Caferi mi, Sünni mi, bilmem ne mi? Zaten deist insanın herhangi bir grubu bilmem nesi zaten olmaz biliyorsunuz. Sonuçta o deist yani hiçbir dine inanmayan zaten mezheplere hiç inanmaz. Evet. Bugüne kadar tabii benim ailem 7 sülalem de zaten Sünni. Dolayısıyla Sünnileri gördük, Caferileri gördük, onu bunu işte hepsini gördük, ettik. Diyebileceğim arkadaş böyle ortaya karışık, demokrat bir şekilde görüşümü beni tanıyanlarınız bilir, söyleyecek olursam bu oluşumların içerisinde, geçen gün Alevi bir arkadaşıma da bahsettim, dayıma, bu oluşumların içerisinde en akla yatkını, en mantıklısı, kültürü en güzel olanı Alevilik arkadaşlar. Yani bir kültüre dayalı. Dolayısıyla bir geçmişleri var, bir kültürleri var ve insan seviyorlar. Diyorlar ki dost olmak farklı bir şeydir. Bunu anlatıyorlar. İnsana çok değer veriyorlar. Ben çok fazla birbirine böyle yanlış yapanı ben çok görmedim. Elbette ki mutlaka ki vardır. Her grupta olduğu gibi orada da vardır. Ama benim gördüğüm genel anlamda Aleviliği özümsemiş olanlar çok farklı insanlar, çok dürüst insanlar. Bu arada tabii erik de çalmaya çalışıyorum kendi ağacımdan. Evet. Genel anlamda görüşlerini sevmekle birlikte iş, onlar da din kısmından bir şeyler kapmaya çalışmışlar İslam'ın. İslamiyet'in kendilerini oraya ait hissediyorlar ve oradan işte biz Ali'nin taraftarıyız falan deyip İşte tek katılmadığım tarafları bu. Oradan bir sıyrılsalar var ya mükemmel bir topluluk olacak. Ama işte oradan sıyrılamıyorlar. İşte Ali'ye haksızlık edildiydi, şuydu, buydu falan filan. Ali'ye haksızlık edildi dediğin bu insanların zaten tamamının size şizofren olduğunu, din diye bir şey olmadığını biliyorsunuz deist olarak. Arapların uydurması olduğunu, bol şizofrenin olduğu Arap Yarımadası'nda 4 tane çıkan dinin hepsinin sahte olduğunu,
tüm peygamberlerin hepsini daha önce anlatmıştık biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, Ali kimliğinden sıyrıldığınız anda çok daha mükemmel bir topluluk olacaksınız. Benim ilk hakkında söyleyebileceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Diğer grupları anlatmaya değer bulmuyorum. Caferiydi, Sünniydi, oydu, buydu. Bunları anlatılacak değerde bulmuyorum zaten. Onlar tamamen zaten boş beleş, saçmalık. Aleviler de dediğim gibi o din tarafından bir sıyrılsalar özlerinde çok muhteşem bir düşünceye sahipler. Harika insanlar. Evet, diyebileceklerim kısaca bu kadar. Alevi dostlarıma da selam olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.